Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir yemek tarifi vereceğim. Karnabahar sevmeyenlere bile bu yemek karnabaharı sevdirecek inşallah. Beklemeden hemen tarife geçiyorum. Kullandığım ölçüleri sırası geldikçe belirteceğim. Bir tane orta boy karnabaharı parçalayıp suyun içine bırakıyoruz. Parçaladıktan sonra güzelce temizlediğimiz karnabaharları tencereye doldurup üzerini basana kadar su ekledikten sonra ocağa bırakıyoruz. Burada küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Karnabaharın suyuna 1-2 kaşık süt ve 1 tatlı kaşığı tuz eklersek asla koku yaymaz. Veya süt yerine sirke de dökebilirsiniz. Sirke de aynı şekilde koku yaymasını önler. Kaynamaya başlayınca hemen dakika tutalım. 4 dakika kaynaması yeterli olur. Karnabahar çok çabuk pişen bir sebze çeşidi. Çok kaynatırsak çok yumuşar ve dağılır. Onun için çok durdurmadan çatalı batırdığımızda hafifçe geçiyorsa hemen ocaktan alıp süzdürelim. İki tane kırmızı, iki tane yeşil biber ve bir tane soğanı doğruyoruz. Soğan ve biber içinde olması şart mı derseniz tabii ki değil ama lezzetine lezzet katıyor. Bana sorarsanız mutlaka biber ve soğan eklemelisiniz. Biberleri jülyen, soğanı da halka olacak şekilde doğradıktan sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ döküp hafif yumuşayana kadar kavuruyoruz. Öyle çok kızarmasın, fırında da pişeceği için hafif yumuşayınca ocaktan alalım. Sosu için çırpma kabına bir tane yumurta kırıp karıştırıyoruz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ve 2 su bardağı süt ekleyip güzelce çırpıyoruz. Sonrasında 3 yemek kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırdıktan sonra 7-8 dal ince doğranmış maydanoz ekliyoruz. Maydanoz yerine dereotu veya yeşil soğan da ekleyebilirsiniz ya da tercihe göre hiç yeşillik eklemeden de yapabilirsiniz. Kullanacağımız tepsiyi güzelce yağladıktan sonra haşladığımız karnabahar ve hafif kavurduğumuz biberli soğanı boşaltıyoruz. Karnabaharlar eğer çok büyükse biraz küçültelim. Orantısız durmasın. Karnabahar ve biberli soğanı karıştırınca üzerine hazırladığımız sosu döküyoruz. Her tarafına gelecek şekilde sosu da döktükten sonra üzerini kaşıkla düzeltip fırına gönderebiliriz. Seksen derece fırında üzeri hafif hafif kızarmaya başlayana kadar pişiriyoruz. Üzeri hafif kızarınca fırından alıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri bırakıyoruz. Kaşar peynirinin miktarı tamamen isteğinize kalmış. Üzerine bıraktığımız peynirlerin eriyip tamamen kızarması için fırına geri bırakıyoruz. Ve üzeri nar gibi kızarınca fırından çıkarıyoruz. Karnabahar graten pişti, servise hazır. Sıcak sıcak dilimleyip servis yapabiliriz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.